Ama Tolga şu seçimi yapmıyor. Nilay mı Eda mı seçimini yapmıyor. E görüşüyorlar bir aydır da birlikte yani. Ben ne diyebilirim ama yani? Ama bunu söylediğinde Tolga'nın bu konuda samimi olmadığını düşündün. Evet, onu söylediğin için soruyorum ben şimdi. Başını öne eğdiğin için. Tolga sanırım Eda Hanım'ı bugün buraya ispatlamak için getirdi. Doğru mu? Evet, doğru. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ben Nilay'ın burada 4 gündür yapmış olduğu ekranlara ajitasyondan dolayı şey yapıyorum. Çok büyük tepkiler alıyorum. Linç ediliyorum. Aslında benim tepkim kendisine değil. Benim tepkim evlilik birliği adı altında yapılan sadakatsizliklerin affı ve telafisinin olmadığını ve bunun ahlaki değerlerimize ters olduğunu açısından tepki gösteriyorum ama insanlar zannediyor ki ben işte Nilay'ın şahsına bu tepkiyi evet, gösteriyorsun. Aslında Nilay'ın şahsına değil. Yine söylüyorum bana göre kabul edilecek bir şey değildir asla ve asla. İnsanlar evlenirken birbirlerine söz veriyorlar. Az önce de gözlerimizde gördük. İyilikte ve kötülükte, hastalıkla ve sağlıkta aldatmada diye bir madde var mı? O zaman herkes herkesi aldatsın, gelsin, ben bir hata yaptım, ortada kaldım, benim yanımda olsun desin yani böyle hala bir şey var mı? Hala ortada kaldın diyorsunuz Allah aşkına. Babam var, kardeşim var, niye ben ortada kaldım? O zaman niye yurtta var? Kalan herkes ortada mı kalıyor? Hayır, hayır. Bak bir şey söyleyebileceğim. Ortada kalmadan buraya çıkıp gelip, buraya çıkıp gelip Tolga ben sana bunun tek sorumlusu benim yüklenmenizin size Allah sana aşkına. Sana yaptıklarımdan dolayı çok özür diliyorum deyip kendisinden bir özür dileseydin ben seni ayakta alkışlardım. Ben telefonda ama da diledim. Ama sen tamamıyla yine gölge, şey, Tolga'nın gölgesi altına sığınmaya çalışıyorsun. Evet çünkü başka limanım yok çok haklısınız. Peki. Aynen öyle acıtosan yapıyorum. Esra ablam. Esra abla bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Tolga'nın ablası. Kardeşim. Ay kardeşisin. Mesela ablasının ya kardeşinin de görüşü çok farklı. Bence Nilay'ın yanında olmalı benim erkek kardeşim. Ben de evliliğimde benzer hata yaptım diyen de bir abla var. Yani anne dün çıldırıyordu. Abla da tam tersi Nilay'ın yanında. Buyurun. Aynen. Ya Esra abla bir erkek çok kolay ağlamaz değil mi? Evet. Hani herkes bilir bunu. Demek ki abim o kadar çok seviyor ki hala da ağlamaya şey yapıyor. Seviyor yani. Hala abim onu çok seviyor. Hala seviyor yani. Biz birbirimizi internet aracılığıyla tanımıştık. O da eşim de yurtta kaldığı için, ben de yurtta kaldığımız için birbirimizi iyi anlıyorduk. Yaşantılarımız neredeyse aynıydı. Aynı kaderi yaşıyorduk. Birbirimizi zamanla olmadan bir an önce tanımadık. Evlendik. Eşim oldu. Bir yuva kurduk. Yuva kurmaya çalıştık. Aile birliği kurmaya çalıştık. Nasıl diyeyim? Hani denedik, olmadı. Bu zaman içerisinde farkında olmadan bazı yanlışlara yönlendi veya yönlendirildi. Ailesi bulundu. Kendisi de belirttiği gibi ailem beni yönlendir dedi. Her insan hata yapabilir. Hata insana mahsustur. Büyük olarak her zaman affetmemiz lazım. Doğru insanların yanında yetişince insanlar, tabii doğru insan da olmuyor tabii ki de. Her insan hata yapabilir, yanlış yapabilir. Bunu bak, böyle bu kadar ama şimdi araya basite gireceğim, basite indirgemeyin. Evet. Şimdi sadakatsizlik, biri teşvik etti diye bir insan sadakatsiz olmaz. Yani evlilik birliği içerisindeki sadakatsizlik, evliliğin temeli sadakat üzerine kurulu. Bu da yani insanlar bunu cinsel olarak anlıyor, cinsel yaşam açısından bakmayın. Düşünce olarak sadık olacaksın, eylemsel sadık olacaksın, duygusal sadık olacaksın. Yani evliliği böyle tiye almak hata yaptı. Ya bu böyle matematiksel bir işlem yaparken bahsettiğiniz bir hata değil. Biri de sizi hataya yönlendirmez. Ben işte efendim arkadaşım beni hataya yöneltti de ben sadakatsizlik yaptım. Asla bir bayanın ağzına hele bu hiç yakışmaz. Bu böyle bunun... Hani affedilebilir mi? Bu bir tercih meselesidir. Evet. Kanunda da var. Evet. Zina hukuken ve ahlaken tasvip etmeyen bir boşanma sebebidir. Ama eşe de diyor ki 6 ay içerisinde öğrendikten sonra boşanma davası açarsın. Affettiğin zaman da boşanma hakkından vazgeçersin. Evlilikteki hata şudur. Yanlış bir girişimde bulunursun, iş girişiminde. Parayı batırırsın. Dersin ki karıcığım ya ben birikimimizi burada heba ettim. Böyle bir hata yaptım. Yanlış bir işe girdim. Ama onunla ilgili gelip bu bir hatadır evlilik birliğinde ya da çocuğunu büyütürken
hata da yapabilirsin, yanlış da büyütebilirsin. Bunlar hatadır. Sadakatsizlik farklı bir durum. Ahmet Hocam, siz günlerdir gençlerle konuşuyorsunuz. İhanet ile hatayı karıştırmamak lazım. İhanet kabul edilebilir değil, normalleştirilebilir değil. Fakat bu çocuklara biz ne verdik ki ne bekliyoruz? Doğru söylüyorsun. Bu soruyu da sormam gerekiyor. Bu çocuklar yarım çocuklar, kusura bakmayınız ama bu anlamda, eylem anlamında diyorum. Bunlar hiçbir zaman rol model alamadılar. Kendi hayatlarıyla, deneyimlerle küçük küçük hata yaptılar ama dikkat buyurun, ihaneti dahi hata kabul ediyor. Çünkü bilmiyor işini. Oysa ki ben yine söylüyorum, Nilay bu memleketin evladı, bizim evladımız. Bu sen çalışabilirsin, ayakların üzerinden durabilirsin. Hiçbirinin kanadına ihtiyacın yok. Lütfen Nilay kafanı kaldır. Evet bir hata yaptın demeyeceğim bakayım. İhanet ettin ama insan ne kadar günah işlerse işlesin, onu affedecek olan Allah daha büyüktür. Evet. O yüzdendir ki Allah büyük. Sen bu konuda kafanı dik tut. Sana kimsenin sahip olmasına gerek yok. Mesleğin olacak. Mayıs'ta veya önümüzdeki Ocak'ta. Kendi kanatlarının üzerine duracaksın. Kendin uçacaksın. Ne Tolga'ya ne Mehmet'e Ahmet'e ihtiyacın yok. Önce bunu bilelim. Eş olmadan önce birey olacaksın. En evet. önemli şey ve biz seni burada ben alkışlamak istiyorum bir mesleği. Diyorum ki Nilay bak kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Pırıl pırıl bir genç kadın. Belki o zaman o güven sende oluştuğu zaman belki Tolga'yı tekrar şey yapmayacaksın. Bizim hepimizin savunduğu bir şey var. Yani o memurluğa başladıktan sonra bakalım Tolga, Nilay Tolga'yı isteyecek mi? Belki de o zaman Nilay asla Tolga'yı istemeyecek ya da bir süre sonra diyecek ki ya ben ne yaptım da Tolga'yı kaybettim, ne kadar da doğru bir insan mı sorgulamasını o yapacak. Nevin abla, uzaktan bir akrabanız var telefon hattında. Alo. Ya, merhaba İsra Hanım. Hoş geldiniz canlı yayına. Tolgaların uzaktan akrabasısınız, doğru Nevin mu? Nevin Hanım'ın uzaktan akrabasıyım ben. Nevin Hanım'ın? Evet, Nevin Hanım'ın. Buyurun. Öncelikle kendisi orada ne hakla oturuyor, onu bir öğrenebilir miyim ben? Hangi emekten bahsediyor? Nevin Hanım orada ne hakla oturuyor? Evet, hangi emekten bahsediyor? Hangi çocuk büyütmekten bahsediyor bu kadın? Nevin Hanım. Ben de günlerdir bunu merak ediyorum ama işte. Hangi emekten ve hangi çocuk büyütmekten bahsediyor? Açar mısınız söylediklerinizi? Kimmiş kendisi bilmiyorum da. Bilmiyorum. Hanımefendi. Sen kaç tane evlilik yaptın Nevin'ciğim? Ha? Kaç tane evlilik yaptın? Bütün çocuklarını doğurup doğurup patır patır yurt köşelerine attın. Kaç tane çocuğum varmış benim? 3 tane çocuğum var benim. Birisi okula gidiyor. 14 yaşımda oğlum var benim. 7-8 evlilik yaptınız doğru mu? Efendim? 7-8. Yok, hayır. Dini nikahla beraberlikler yaşadınız mı? Hayır, şu an evli değil. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Hanımefendi, 7-8 evlilik mi yaptı? Bütün çocukları sen yurda bırakmadın. Kaç tane çocuğum var? 3 tane benim çocuğum var. Yazık yazık. O söyleyen kişi Allah cezasını versin. Ne yazık? Seni versin cezası. Utanmıyorsun. Hanımefendi, Nevin Hanım kaç evlilik yaptı? Ya bu... Sen kimse söyler misin? Söylemeyeceğim ben kim olduğunu sana. Niye söylemiyorsun ki? Niye çekmiyorsun? İftira niye atıyorsun ki? Sen aklı başında bir kısım. Niye atıyorsun? Ayakları üstünde durabilen yazık yazık. Sizin yaptığınız doğrudur, yanlış bir şey. Sakın bunlara bulaşma yavrum. Ben kişiyi tanımıyorum Esra Hanım. Sakın bulaşma. Annesini tercih eden bir adamla da olma. Sen nasıl bir insansın acaba? Merak ediyorum. Siz kimsiniz acaba? Ya ben senin... Mısınız? Ben seni tanımıyorum ki. Ben tanımıyorum sizi. Hanımefendi, ben siz seni tanıyorum. Nevin Hanım'ın geçmişte birliktelik yaşadığı kişilerden birinin çocuğu falan mısınız? Hayır. Değilsiniz. Nevin Hanım'ın kendi akrabasıyım uzaktan ve şu anda biriyle birlikte yaşıyor. Nikahı da yok. Bu adamdan da çocuğu var. Bu adamın hatta bağımlı bir oğlu var. Ve şu anki çocuğunu da o evde tehlikeye atıyor bu kadın. Böyle evlat düşünüyor bu kadın. Ne? 14 yaşında oğlum var, 2. yaşından. Evet. Okula evet. gidiyor kendisi. Sen şu an o adamın bağımlı bir oğlu yok mu? He? Bağımlı bir mı? Çocuğu varmış şu anda beraber olduğunuz kişinin. Sen. Ona mı bakıyorsunuz siz? Hayır, babaannesi bakıyor. Esra Hanım ben bakmıyorum. Ben hayır, kendi çocuğum bakıyorum. Çocuk evi yaktı geçen sene. Yok öyle bir şey ya. Bir saniye, ya, bağımlı çocuk. Sizin çocuğunuza hayır, öyle bir zarar şey yok. Veriyor mu? Yok efendim, 14 yaşında oğlum var, 2. yaşından.
Yok. Hayır, öyle bir şey. Eşinizin ilk eşinden olan çocuğu. Yok. Bir oğlum var, bir kızım var. Sizin evladınıza zarar veriyormuş. Yok efendim, öyle bir şey yok efendim. Yalan. Yok öyle bir şey. Yalan, ama bir bağımlı çocuk yok, olduğunu biliyorsunuz. Yok öyle bir şey. Yalan söylüyorlar. Bunu kabul ediyorsunuz. Yok efendim, öyle bir şey yok. Ama sizi yakından bir tanıyan şey. Birisi bunu yakından tanımasa eşinizin madde kullanan İttirak biri olduğunu. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Peki, birlikte olduğunuz kişilerin çocukları var mıydı Nevin Hanım? Efendim? Birlikte yaşadığınız. Yani İki tane evlilik, çocuğu var. Yeni, iki çocuğu var. Hadi iki çocuğa şunu sormak istiyor aslında. Buyurun. Birlikte olduğu kişilerin çocuklarına baktı ama kendi çocuklarını o yeni hayat için bırakmak zorunda kaldı Hayır, diyor. Hayır. İkinci eşimden 19 sene oluyor evliyiz biz. 19 sene oluyor. 14 yaşında oğlum erkek çocuğum, okula gidiyor kendisi. 2004 doğumlu kendisi. Diğer eşinizin diğer çocuklarına sahip çıktınız mı? İkinci eşinizin çocuklarına sahip çıktınız mı? Her zaman bana saygı verirler onlar. Hayır, sahip çıktınız mı? Ben onlarla çocuklarım yuvada da o zaman. Bir yerde oturdum kaynanamla oturdum. Hani benim kaynanam bir kavgam olmadı her zaman için. Öyle bir şeyim yok benim. Ben asla. Kendi evlatını yetiştirme yurdundayken diğer eşinin çocuklarını anladığımız kadarıyla sahip çıkmış. Beni severler, öyle bir şeyim yok benim. Sizi tanıyan kişi haklı bir sistemde bulunuyor. Yok yani öyle Tolga şey. Ve Arzu konusunda. Yok. Arzu'nun size karşı büyük de bir öfkesi var kızınızın değil mi? Olabilir. O daha cahil Arzu, çok cahil. İki tane çocuğu var, o cahil. O cahil daha. 24 yaşında cahil. Tamam, o benim, cahil onlar olayım, benim tamam. Çektiğimi biliyor mu acaba? Esam, bilmiyorlar. Biz benim çektik, annem ne fark etti? Biz de neler çektik. Affedersin, yanlış anlama Esra Hanım. Benim annem 36 yaşında vefat etti. 81 senesinde. 18 yaşında kaldım. Babam da başkasıyla evlendi. Ben de çocukların babasıyla tanıştım Çanakkale'de. Evlilik 24 sene vefat etti. Bir kızım oğlum var ondan. Yalan söyleme. Şunu söyleyeyim mi? Ben babamın adını bile bilmiyorum. Gerçekten babamın adını bile bilmiyorum. Tolga? Mustafa dedemin soy ismini taşıyorduk biz bu zamana kadar. Seni biliyor Tolga. Hayır, resmi nikahla evli miydi? Evlilik miydi? Babanızın bunu ispatlarım hatta. Bunu ben... çok büyük bir ispatlarım kendi eliyle bana verdi kağıdı. Hayır, Tolga da zaten bana bir tane nüfus kağıdı verdi bana, hani evrak çıkar ya. Evet. O kendi eliyle bana verdi onu. Ve orada belli yani ne zaman evlendi, ne zaman boşandı. Ve abimden önce bir kere evlilik yapmış. Ama abim 90 yılında doğdu ama hiçbirimiz de ya bir şey söyleyebilir miyim? Ben eşimle daha önce çocukların babasının ayrılmış. Tolga ile Arzu'nun babası aynı kişi mi? Evet aynı.